Sevgili izleyenler, Hüseyin Bey'in Ottipi Tefkras tarlasındayız. Hüseyin Bey, bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii. Bunu Haziran'ın birinde ektim abi. Ottipi Tefkras'ı. Ottipi Tefkras'ı ektim. Sizden almıştım Toronto tohumculuktan. 40 gün sonra bir biçime geldi. Biçtik. Ondan sonra hayvanları yaydık. Sonra da tekrar bıraktık. Boşta şu an duruyor. Şu an tekrar biçime geldi. Tekrar biçime geliyor. 5-10 gün sonra nasip olursa gelecek. Ve az suyla. Az normal suyla sulayamadık. Evet. Eğer fazla sulayıp biraz da gübre atsaydık daha güzel olurdu. Çiftçilerimize tavsiye ediyor musunuz? Benim şöyle bir şey söyleyeyim. Başka yeri bilmiyorum ama Adana için birebir ürün. Yani kışın hani regras yapıyoruz ama balyesini yapamıyor. Bizim Adana'da en büyük sorunumuz balye sorunu. Bunda sılaj yapmaya hakkım yapamıyoruz. Bunda sorun yok abi. Bunu yazdık, hüsnüsü ekip balye yapacağız. Benim çok görüşüm güzel. Adana'daki hayvancılar için birebir sıcak iklim için. Çok ama güzel. Öbür taraflara bir şey diyemem. Hayvanlarda genç hayvanlarımda gelişimini hızlandırdı. Yem vermesem dahi. Daha güzel erkek mallarım vardı. Daha iyi yaptı. İneklerde de kondisyonunu düşürmüyor. Az bir yemle, 4 kilo 5 kilo gibi bir yemle hayvanlardaki sürt artışımız var. Ama samandan da yemden de en güzeli bu. Hem de daha ucuza mal oluyor. Evet. Benim tavsiyem, başka yerleri bilemiyorum, orası her kişinin kendi şeyi. Ama Adana'da sıcak iklimde bu ottan vazgeçmememiz lazım. Evet. Çiftçimizin şu an yem sıkıntısı nedeniyle işletmelerin kapandığı göz önüne alınırsa. Bu kurtuluşumuz gibi bir şey. Regras'ta da demiştik, kış için regras bir numara oldu. İkincisi de bu. Yaz içinde bu. Arkasından bunu ekeceğiz. Kafamız rahat edecek. Balyesini yap. Birazcık da bak şeyde ki sudan otta ben ikisini bir deniyorum. İkisini bir arada yedi mi daha mükemmel oluyor. Bir yerden protein, bir yerden enerji alıyor abi. Evet. Teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Sağ olun. Siz de teşekkürler.